dediğimiz olay da var. Yani artık hani bu bilgilere ulaşmak çok kolay. Yani insanlar bunu biliyorlar. 40 yaşına kadar geldik, bir bilinçaltı taşıyoruz hepimiz ve bunlar bizi aslında yönetiyor. Yani bedenimizde hani yaşadığımız travmalar sonucunda birçok kayıt tutuyor, beden kayıt tutuyor. Ve gerçekten bunlar bir süre sonra insanda blokajlara sebep oluyor. Yani kısır döngülere sebep oluyor. Theta Healing'de yapılan şey de şu. Aslında tamamen biz şu an hani sizinle konuşurken beta frekansındayız. Theta Healing'de biz insanların öncelikle bir meditasyonla beyin frekansını betadan theta frekansına düşürüyoruz. Yani theta frekansı dediğimiz şey tamamen hani bilinçaltı kayıtlarına ulaştığımız, o anıların, hislerin tutulduğu alan. Şimdi normalde birisine hani böyle sürekli kaybetmekten bahsediyor diyelim. Ne zaman kaybettiğini sorsak, değil mi? Ya ne kaybedeceğim gibi cevaplayabilir. Bunu tetayla, yani teta frekansına, beyin frekansını tetaya düşürdüğümüzde, aynı soruyu sorduğumuzda o çocuklukta yaşadığı anıya, travmaya gidebiliyor. Ve biz aslında tamamen yaşadığımız olumsuz duygulardan, durumlardan kazançlar elde ediyoruz. Ve bunlar ikincil kazançlar diye geçiyor. Yani bilinçaltı tehlike algıladığı anda karar alıyor. Yani olumsuz duygular sonucunda kararlar alıyor. Ve aslında bunlar tamamen insanı hayatta tutmak için alınan kararlar. Yani sen yaşamana devam et, hayatta ol ama kaybet gibi mesela. Yani mesela diyelim ki hani kaybetme kodları çok fazla. Bunu ilk ne zaman yaşadığını sorduğunuzda, işte çocuklukta belki kaybettiği bir oyuncağı, belki de kaybettiği bir ebeveyni olabiliyor. Yani Theta Healing gerçekten benim hayatımı çok değiştiren, dönüştüren bir teknik oldu. Çok fazla hani görmüşsünüzdür sayfamda, Instagram sayfamda çok fazla eğitim aldım. Ama gel gelelim ki beni en çok değiştiren, dönüştüren Theta Healing oldu. Yoksa hani koçluk eğitimiyle başladım. İlk birçok modalite var, biliyorsunuz artık çok geniş bu alan. Bir anlamda da hani gerçekten hepsi çok güzel şeylere hizmet ediyor. Yani insanları değiştiriyor, dönüştürüyor. Artık bilinç düzeyi çok yükseldi ve gerçekten insanlar yaşadıkları o durumlara, olumsuz durumlardan çıkmak istiyor, şifalanmak istiyor. Yani değişip dönüşmek istiyor. Daha iyi bir ben olmak istiyor aslında. O yüzden de her teknik kullanılabilir. Benim hani özellikle neden Theta Healing dediğinizde, ben ilk bir seans alarak böyle hani bir şok yaşayarak, hani bu nasıl olur, bilinçaltı bu kadar gerçekten etkili mi diyerek, merak ederek, peşine düşerek öğrendiğim bir teknik oldu. Ve o kadar çok şey değişti ki hani benden tutun o hani seans dönüşlerine kadar, aldığım andan itibaren de çok fazla hani böyle insanlara da katkı olmayı seçtim. Zaten duramıyorsunuz yani, bu tekniği öğrendiğinizde şöyle oluyor. Ya ne kadar güzel, hani çok mucizevi bir şey. Bu bana iyi geldi, başkalarına da iyi gelir diye herkese anlatmaya başlıyorsunuz. Biraz da bunun heyecanı var. Yani katkı olmak çok güzel. Yani o kadar farklı hani travma yaşayan insanlar var ki, bunları dinleyince, o bilinçaltının değişip dönüştüğünü görünce, hani insanların gerçekten bu değişti, çok şükür deme noktasına gelmesini görmek daha da insanı motive ediyor. Çok iyi anlıyorum dediğinizi. Çünkü bilen dostlarımız biliyor, benim bu kanalı bundan 4 sene önce kurma amacım, bu kanalın insanlara şifa olmasını seçme yönüm tamamen şöyle başladı. Bir dakika, böyle bir şey varmış. Ben bunu yaşadım, ben bunu deneyimledim. Bunu daha çok kişiye ulaşması gerekiyor. Bunu daha çok kişinin biliyor olması gerekiyor. Birçok yönden, işte belki işte şifa açısından, belki işte zihnin dönüştürülmesi, bakış açısının dönüştürülmesi, başka bir yaşamın başka bir yaşama evrilebiliyor gerçeğinin olabilmesi, sana yazılanın anladığımız kader algısının öyle bir şey olmadığının, bize öğretilen kader algısının öyle bir şey olmadığının, aslında bambaşka bir şey olduğunu keşfettiğim anda, bu bilgilerin birçok insana fayda sağlaması sebebiyle de ben bu yolu seçmiştim. O sebeple hani çok iyi anlıyorum ne demek istediğinizi. Dostlarımız da çok iyi anlamıştır muhakkak.
Şunu soracağım. Aklıma şu soru geldi siz anlatırken. Her diyelim ki işte bolluk bereket ya da ilişkilerdeki çıkmazlar ya da korku kaygı konu ne olursa olsun. İnsanların aşamadığı her sorunun altında bir travma mı vardır? Yani bu biraz daha derin bir konu. Şöyle Sinan Bey, aslında tek kaynaktan gelmiyor bunlar. Yani o travma dediğimiz şey, hani bizim çocukluğumuzda yaşadığımız, birebir yaşadıklarımızı biz travma olarak adlandırıyoruz. Ama onun arkasında da hani epigenetik dediğimiz, yani nasıl size kaşınız, gözünüz annenizden, babanızdan geldi, yani bir genetik aktarımdan geldiyse aslında inançlar da genetik aktarım yoluyla da geliyor. Yani biz çok kolektiften de geliyor. Yani hani yaşadığımız toplumu düşünün. Topluma ait olmak adına toplumdaki işte bazı inançları alıp kabul ediyoruz. İşte para kazanmak zor gibi, ekmek aslanın midesinde gibi. Yani işte bu zamanda insanlara güvenilmez gibi. Hem toplumdan hem genetikten. Yani o kadar çok kaynak var ki şöyle düşünün. Tamamen her şey kayıt tutuyor. Yani etrafımızdaki bütün her şey ağaçtan toprağa kadar kayıt tutuyor. Bir aktarım var. Yani sizin yaşadığınız evde sizden daha önceki yaşayan insanlardan bile hücresel hafıza var orada size aktarılan. O yüzden hani tek bir kaynaktan geliyor diyemeyiz. Genelde hani travma dediğimiz olay şu. Yani bunu eğitimlerde çok bahsederiz biz. Diyelim ki çocukken hani anneniz sizi evde bıraktı ve pazara gitti. Sizin haberiniz yok. Evin içerisinde bir bakıyorsunuz ki anne yok. Anne nerede? Ağlamaya başlıyorsunuz. Bir anda işte bilinçaltı tehlike algılıyor. Orada hani terk edildiğine inanıyor. Acı çekiyor, üzülüyor. Ve o tehlike anında kararlar almaya başlıyor. Yani güçlü olmak gibi, hayatta kalmak gibi, hayata devam etmek gibi, özgüvenli olmak gibi. Yani tamamen arkada yatan bilinçaltı kodları böyle oluşuyor. Yani ne yaşadın, ne hissettin ve onun sonucunda da nasıl kayıtlar tuttun. Şimdi bunlar bir anda bedende hastalığa dönmüyor. Yani uzayan zamanda. Bu hani kısır döngülerden de çok bahsederiz. Yani siz bir defa işte anneniz tarafından terk edildiniz. Büyüdüğünüzde işte arkadaşınız tarafından terk ediliyorsunuz. Yarın bir gün evlendiniz, kocanız, eşiniz işte karınız tarafından terk ediliyorsunuz gibi. Bir de böyle döngülere de dönüyor yaşanan şeyler. Şimdi burada hani beden kayıt tutuyor dedik ya, yani bedenin kayıt tutması da aslında bizim enerji alanımız var ve aynı zamanda da çakralar dediğimiz enerji merkezlerimiz var ve bizim duygularımız bedenimizde birikiyor. Bir süre sonra o bloke olmaya başlıyor. Dengesi bozulmaya başlıyor tabiri caizse ve bu noktada da artık hani orada bir şey yapmalısın devreye giriyor. Ve gerçekten insanların birçoğu hayatlarını çok ciddi travmalar sonucunda değiştirmeye başlıyor. Yani hani işte 40 yaşına gelene kadar her şey güllük gülistanlık olmasa bile bir şekilde onu tolere ediyor. Ya da konforsuz konfor alanı dediğimiz bir olay var. Yani işte siz diyelim ki çok mutsuz bir evliliğin, siz demeyelim. Yani olmayan birisini söyleyelim. Herhangi birisi işte çok mutsuz bir evliliğin içerisinde ama bir türlü o evliliğin içinden çıktığında ne yapacağını bilemiyor. Ve o alanı daha güvenli buluyor. Mutsuzluğu daha güvenli buluyor. Çünkü bir sonraki adımının ne olacağını bilemiyor. Yani oradan çıkarsa ne olacak? Yani parasını nasıl kazanacak? Yaşamını nasıl idame ettirecek? Bunu bilemiyor. Ve dolayısıyla da oradaki mutsuzluğa razı olmuş oluyor. Şimdi o mutsuzluğun içerisinde kaldığı sürenin sonunda da bir süre sonra artık dayanılmaz bir hale geliyor ve bir şekilde beden, zihin tepki vermeye başlıyor ve hastalıklar ortaya çıkmaya başlıyor. Şimdi Nihan demiş ki, sanırım bilinçaltını halletmeden hiçbir sorun çözülmüyor. Son zamanlarda edindiğim farkındalıkları hayata geçirmeye her niyetlendiğimde hep buraya vardım. Evet, kesinlikle. Yani bilinçaltın değişsin, sen değiş diyoruz. Yani oradaki korku gidince, oradaki kayıtlar gidince, oradaki olumsuz duygular gidince tamamen titreşiminiz değişmeye başlıyor. Yani bedendeki
o hücresel hafıza değişmeye başlıyor. Mesela önceden kendinizi çok böyle mutsuz hissediyordunuz, işte huzursuz hissediyordunuz. O kayıtlara ulaştınız, onun ilk ne zaman başladığına ulaştınız ve bunu fark edip değiştirdik, dönüştürdük. Ondan sonra işte kişinin tamamen frekansı değişmeye başlıyor. Ben hep şuna benzetiyorum bilinçaltını. Önce işte o travmalar dediğimiz olay var ya, onlar hani bir deniz gibi düşünün bunu. İlk başladığımızda biz deriz ki hani Teta'ya, bu bilinçaltı çalışmalarına, öncelikle denizinizin üstünü temizliyorsunuz. Yani o kaba pislikleri alıyorsunuz. Sonra derinleşmeye başlıyorsunuz. O derinleşmeye başladığınız nokta belki de epigenetik dediğimiz alan. Ve orası da temizlenmeye başlayınca, yani atalardan size aktarılan döngüler tamamlanmaya başlayınca deniz berraklaşıyor ve o zaman aslında bizim bilinç halimiz bilinçaltımıza hükmetmeye başlıyor. Şimdi birçok insana hani çalışma yapıyorum ve şunu söylüyorum. Bundan sonra ne olacak diyor. Yani gerçekten zaten anda değiştiren, dönüştüren bir teknik. Tamamen o anda teta frekansına, hani bir meditasyonla teta frekansına geçiyoruz ve konu neyse o konuyu da daha çok kişiler ifade ediyor ama biz yine de kas testiyle teyit ediyoruz. Yani gerçekten o korku, mesela korkuya çalışacağız. Kaybetme korkusuna çalışacağız. Bu onun bilinçaltında var mı yok mu, bunu kontrol ediyoruz. Kontrol ettikten sonra bu meditasyonla birlikte ona sorular sormaya başlıyoruz. Ve bu sorular tamamen tekniğin içerisinden sorulan, her konu farklı çalışılıyor çünkü. Orada siz korkularla ilgili soruları sormaya başladığınızda, kişi teta frekansında olduğunda bize bilinçaltındaki tuttuğu kayıtları, blokajları vermeye başlıyor. Ve onları bulup değiştirdiğimizde, bu da tamamen kuantum alanda yapılıyor. Yani o kişinin alanına rezone olup oradaki hani artık çift yarık deneyleri, gözlemci sonucu değiştirir mantığıyla değişime şahit oluyoruz. Ve değişim, anda değişim oluyor. Daha sonrasında şunu soruyorlar. Diyorlar ki peki ben bundan sonra ne yapacağım? O zaman ben şunu söylüyorum. Diyorum ki bak, bu bilinçaltı kaydın, kaybetmekle ilgili kodların artık değişti. Şimdi bilinç haline de sen bunu kabul et ve bu şekilde kararlar almaya çalış. Ve aklına tekrar böyle bir şey gelirse şunu söyle diyorum. Artık bu değişti, dönüştü. Ben şimdideyim, bu zamandayım. Bunu söyle diyorum. Çünkü gerçekten benim TETA'dan önce susmayan bir zihnim vardı. Yani panik atak, anksiyete, alerji, yani anlatmakla bitmez ve bileklerim uyuşuyordu. İlk bunun için seans almıştım. İki bileğim birden uyuşuyordu ve bir tane arkadaşım bana ya böyle bir teknik varmış biliyor musun? Hadi gel sana yapalım dedi. Ben de olur dedim. Hani çok açıktım zaten. Hani gerçekten hayatımın çok zor bir dönemiydi. Sonrasında ben böyle biraz bekledim. Bu plasebo etkisi mi acaba, ben inandığım için mi oldu falan. Sonra hiç, yani o zamandan bu zamana kadar hiç hala uyuşma yok. Çok şükür, bundan daha iyi nasıl olur. Sonrasında da böyle peşine düştüm. Yani neymiş bu kadar hani insana katkı olan. Ve gerçekten insanlara da böyle anlatıp bunu yaptığında, bak böyle bir şey var dediğinde, gerçekten insanlar da bunu denediğinde görüyorlar. Çünkü anda değişim oluyor. Yani ilk başlarken, çalışmaya başlarken, o sıkılmış ruh haliyle başlarken arkada bulunan o bilinçaltı kayıtları değiştiğinde, ya ben artık onu hissetmiyorum. Ve bunu bir de kas testiyle test ettiğimizde artık o korkunun değiştiğini, dönüştüğünü görüyoruz. Yani sadece korkular değil, yani korkular, ilişkiler, hani ilişkiler konusunda da herkesin bir titreşimi var diyoruz. Yani titreşiminizin bir olduğu insanla bir araya geliyorsunuz. Ve gerçekten o frekans değiştiği zaman artık birbirinizin enerji alanından düştüğünüz için mesela ayrılıklar söz konusu oluyor. Şimdi burada birlikte ilerlemek de önemli. Bu konuda öğrencilerim de çok böyle soruyorlar, işte nasıl olacak şimdi, biz değişiyoruz, işte eşler değişmiyor falan. Zaten hani orada birlikte ilerleyin diyoruz, yani onlara da çalışmalar yapın, ailece değişin, dönüşün. Ve gerçekten bir kişi değiştiğinde o kadar çok kişi değişiyor ki, başka insanlara alan açıyor ki, inanılmaz bir şekilde böyle aydınlanma geliyor yani insanın hayatına. Bir soru vardı galiba. Yok, soru değildi. Dostumuz yazmış ki, şu an şu dakika söylediğiniz sözlerle beni ifade ediyorsunuz. Bu benim
bu benim, çıkamıyorum buradan, sonraki adım korkutuyor beni diye bir yorumu vardı. Onu yansıtmıştım bir anda. Bu arada kas testi kesin sonuç veriyor değil mi? Kas testi, hani çünkü bu yöntemlerde, daha doğrusu bu uygulamaların tamamında kas testi kullanılıyor bildiğim evet. kadarıyla. Evet. Dolayısıyla hani şu an tek başvuru durumunda bu kas testi ve burada güven konusunda veya kas testinin bize söylediği konu, hani beden kayıt tutuyor, evet. Evet. Buradaki kas testinde evet bu budur diyebiliyoruz. Bu budur diyebiliyoruz ama burada insanın kendini manipüle etme ihtimali de var. Şimdi öncelikle bilir kişiden yardım almak gerekiyor. Yani kas testinin, yani siz hani gözler kapalı zaten yaptırıyoruz. İşte 3 kere evet evet, 3 tekrardan, bilinçaltı 3 tekrardan anladığı için 3 kere evet 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 diyecek, bakacak öne gidiyor mu? Yani kendini kontrol etmeden serbestçe. Hayırı çalışıyor mu? Yani arkaya gidiyor mu? Ve burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Hani oradaki hareket, kas testi yaparken hareket dizlerden mi atıyor? Yoksa siz başınızdan mı atıyorsunuz? Yani herhangi bir kontrol var mı yok mu? Şunu da bilmek gerekiyor. Kas testi sizin bilinçaltınızda inandığınız şeyleri gösterir. Yani hani diyelim ki işte birisi kendimi seviyorum dedi, arkaya gitti. Demek ki senin bilinçaltında bu kayıt yok demek. O yüzden hani ters mi çalışıyor, düzgün mü çalışıyor, sen kendini kontrol ediyor musun, etmiyor musun? Bir de bu olmaz dediğimiz, hani ben buna inanmıyorum dediğiniz şeylerde kas testini yanıltabilirsiniz. O yüzden mutlaka hani yardım almak gerekiyor. Bunun da ötesinde gerçekten bazen kas testine ihtiyaç duymuyoruz. Yani duymamamızın sebebi de şu, zaten başlarken çok başka bir şey hissediyordu. Ayrılırken çok başka bir şey hissediyor. Yani o ilk geldiğinde ağlayan, hani sızlayan, kendini çaresiz hisseden, acı çeken ruh hali gidiyor ve diyor ki ben şu an çok rahatladım diyor. Kendimi hafiflemiş hissediyorum diyor, ferahlamış hissediyorum diyor. Yani kas testi daha çok biz böyle hani sol beyinli bir toplumuz. Yani sol beyinli toplum olunca da haliyle kanıt arıyoruz. Yani kanıt arayanlar için birebir bu yapılabilir. Ben de ilk başladığımda böyle her şeyi deniyordum. Bu bende varmış, bu bende var mı şeklinde. Sonra artık diyorum ki yani hani genelde uyurken teta yapıyorum kendime. Hani günü check ediyorum. Sonra diyorum ki yani her şey yolunda, bu değişti. Aslında hep böyle anda değişiyor. Şimdi güzel insan Fikret demiş ki, Fikret benim çok eski takipçilerimden ve geçenlerde bir dönüşüm hikayesini paylaştı ve var olsun beni de, bizim meditasyonları da dahil etmiş hikayesine. Benim çocukluk travmalarıma baktığımda onlara şükrediyorum. Çünkü bir travmam beni olgunlaştırdı, değiştirdi, dönüştürdü. Travmalar genellikle toplum bilincinde negatif algıyla algılanıyor demiş. Bu konu hakkında var mı? Sinan Bey, siz sesiniz mi gitti? Benim sesim geliyor mu? Tamam. Şimdi. Benim komple sanırım bir internet gitti geldi. Tamam. Şimdi oradaki travmam dediği, travmam beni olgunlaştırdı diyor ya Fikret Bey. Olgunlaşmak için o travmadaki duygusuna baksın. Olgunlaşmak için acı mı çekti? Aslında buna ihtiyacı yoktu. Ama bilinçaltı olgunlaşmak için bunu yarattı. Yani ben size sayfalarca kök inançlar sayarım. Bunlar kök inançlar diye geçiyor. Kolaylıkla da, keyifle de, acı olmadan da, travma olmadan da biz Allah'la bağ kurabiliriz, ona yakın olabiliriz, olgunlaşabiliriz. Yani şöyle düşünün, bir insan acı çekerek Allah'a yakın olmayı da seçebilir. Çok zengin olup, İnsanlara yardım edip cömertlikle de Allah'a yakın olmayı seçebilir. Yani aslında birçok şey seçimden de ibaret. Bunu fark ettiğimizde, ben ne yapıyorum dediğimizde değişip dönüştürüyoruz. Yani bazen şununla karşılaşıyorum böyle hani yaptığım çalışmalarda. Şimdi tamam da ben bu olmadan, yani bu hani acı duygusu olmadan nasıl yaşayacağımı bilemiyorum diyen kişiler oluyor. Çünkü bilmiyor, yani acı olmadan mutlu olmayı bilmiyor. Kayıp olmadan güçlü olmayı bilmiyor.
gibi. O kadar çok ki inanın saymak da bitmez yani. Hani bir konu söyleyin, o konuyla ilgili ben size hikaye yazarım. Yani olgunlaşmak için şimdi, hangi duygu yaşadı onu sormak lazım Fikret Bey'e. Evet. Ya bu arada benim internetim biraz düzensizleşti sanırım. Sanırım şu an. Yok, sorun yok. Şu an geliyor sesiniz. Süper, süper. Şimdi o zaman şeye geçelim yavaş yavaş. Bu videonun üst başlığına da, daha doğrusu bu yayının üst başlığına da attığımız işte bolluğu, bereketi hayatımıza dahil etme, işte ya da kaygılardan, korkulardan özgürleşme ya da işte ne olabilir? İlişkilerle alakalı olabilir. Yani hepsi, ilişkilerde yaşadığımız sorunlarda. biraz bu daha konular üzerinde konuşalım isterim. Evet. Şimdi öncelikle şunu ifade edeyim. Ben Theta Healing'e başlamadan önce neurofeedback diye bir test yaptırmıştım. Ve bende gerçekten o zaman anksiyete vardı, panik atak vardı. O testi yaptırdığımda normalde olması gereken mutluluk düzeyi bende 5 çıkmıştı. 20 olması gereken mutluluk düzeyi. Ve normalde 15 olması gereken kaygı düzeyi de bende 37 falan çıkmıştı yani. Ve bana şu soruyu sormuşlardı. Siz herhangi bir ilaç kullanıyor musunuz demişlerdi. Şimdi zihin o kadar çok, hani biz fark etmiyoruz ama o kadar çok olay yaşıyoruz ki hayatımızın bir noktasında geçmişte takılı kalabiliyoruz. Ya da gelecekten korkabiliyoruz. Yani anı yaşayamıyoruz ve gerçekten ben hiç Teta'dan önce anı yaşadığımı düşünmüyordum. Yani hep zihnim oralarda, buralarda. Ya gelecekte, ya geçmişte. Şimdi buna baktığımızda aslında biz zaten hani toplum olarak da böyle maddi anlamda böyle daha çok hani dini anlamda da geliyor. Yani bu işte Allah'a yakın olmak için fakir olmalıyım, acı çekmeliyim, hastalanmalıyım, işte ruhsal olarak ilerlemek için imtihan olmalıyım gibi. Yani tabii ki de Allah imtihansız imtihan versin derler. Kolaylıkla olsun, keyifle olsun, her şey seçim diyoruz ya. Öncelikle bolluk, bereket o kadar gerçekten her konu çok geniş. Bu da sadece bununla ilgili bir eğitim var. Şimdi bunun ötesinde şuna bakmalıyız. Biz gerçekten ne kadar şükrediyoruz? Çünkü bu eğitim bile... Theta Healing'deki bu eğitim, bolluk dediğimiz bu eğitim şükürle başlıyor. Öncelikle şükrettiğimiz şeyleri yazdırırız mesela bu eğitime başlarken. Nelere şükrediyoruz? Yani sayısız şükredebileceğimiz şey var değil mi? Yani nefes almak ve aldığımız nefesten sonra o nefesi vermek en çok belki de şükretmemiz gereken şey. Ve insan olmak, yani akletmek, düşünmek, bunu belki biz ruhsal düzenle biz seçmiş olabiliriz ama yani ben en çok hissettiğim için şükrederim. Yani biz içtiğim su için şükrederim, nefes aldığım için şükrederim ve gerçekten bolluk ve bereket şükürle başlıyor. Onun ötesinde de biz bolluk ve bereketle ilgili çok fazla atalarımızdan kayıtlar taşıyoruz. Çünkü biz savaştan çıkmış bir toplumdan geliyoruz. Ve öncelikle burada o hani kıtlıktan geçmiş, açlıktan geçmiş. Yani önce o kayıtlarımızdan özgürleşmeliyiz. Yani atasal kayıtlardan özgürleşmeliyiz. Ve bizde toplum olarak çok çalışma kayıtları var. Çok çalışma ama az maaşla çalışma. Değil mi? Bir yerde çalışıyorsanız. Yani canım çıkana kadar çalışmalıyım kayıtlarımız var. Yani yine severek çalışalım. Yani severek, kolaylıkla, keyifle çalışalım ve şükrederek çalışalım. Yani bollukla ilgili siz neye inanıyorsunuz? Önce ona bakın. Temelinde de anne ve babayla ilişkiniz nasıl? Geçenlerde işte birisi benim böyle yorumlarda yazmıştı Sinan Bey. İşte annesi babası olmayacak. Olmayanlar için ne söylüyorsunuz diye bollukla bereketle ilgili. Şimdi ben zaten annemi babamı çok küçükken kaybettim. Şimdi ben dedim ki yani her şey göründüğü gibi değildir.
Sen annen baban olmadan da hani annenle babanı ilişkini şifalandırabilirsin, bilinçaltını değiştirebilirsin. Şimdi tamamen bolluk ve bereket dediğimiz şey, o köklenmekten tutun, hani yaratmak dediğimiz tabir var ya, çoğaltmak, arttırmak dediğimiz tabir. Bunların bilinçaltı kayıtları değiştiğinde, yani sen o bolluğa, berekete, hak ettiğine inandığında ve onun için gerçekten hani gayret de, hani kader gayrete aşıktır derler ya, gayretini de koyduğunda gelmemesi mümkün değil. Önce az kayıtlarını, tabiri caizse hani düşünce ve kelimelerle az kayıtlarını değiştirmeliyiz. Yani para kötüdür kayıtlarını değiştirmeliyiz. Yani işte biz daha çok böyle bolluk bereketle ilgili neye inanıyoruz? Herkes bireyselde bunları değiştirip dönüştürmeli. Şimdi genelleri zaten değiştiririz. Yani arada böyle hani sayfamızdan da böyle inançları, işte his yüklemeleri yapıyoruz biliyorsunuz. Bunları değiştirmeye yönelik şeyler yapıyoruz ama mesela diyelim ki bir kişi de bir kişinin atası iflas etmiş ve o kişi de hep böyle iflas döngüsü yaşıyor. Orada öncelikle o kişiye özgü bir çalışma yapmak gerekiyor. Yani arka planda çalışan bilinçaltı kaydı nedir? Orada onu değiştirdiğinizde gerçekten alan açılıyor. Anneyle babayla olan ilişkinizi şifalandırdığınızda alan açılıyor. Yani insanlara yardım ettiğinizde, şükrettiğinizde alan açılıyor. Yani tamamen böyle halimizle, tavrımızla da değişmek ve kendimizden başlamak. Yani ben bollukla, bereketle ilgili ne düşünüyorum? Bunu hak ettiğimi düşünüyor muyum? Bana kolaylıkla geleceğini düşünüyor muyum? Yani paranın ne olduğunu düşünüyoruz bir defa. Para hep bu eğitimlerde hep şu geçiyor. Para bir enerjidir. Şimdi para bir enerji ise sen işini şikayet ederek yapıyorsan zaten o bereketini görmezsin, değil mi? Yani öncelikle neşe enerjisine çekilir denir yani para. Neşeyle, keyifle, severek çalıştığınızda gerçekten o paranın bereketi de oluyor ve burada çok kavramını bile kullanmayız biz. Bol kavramını kullanırız. Çünkü hani size göre çok belirli bir miktardır, bana göre çok belirli bir miktardır. Yani hep bol bol var kavramını kullanırız. Ve aslında kainata baktığınızda da her şeyden gerçekten bol bol yok mu? Var. Yani yerdeki otlara kadar, yani o kadar çok, o kadar bol ki her şeyde. Yani dünyanın bir yerinde bolluk yaşanırken neden bizde, işte hani kendi ülkemizi düşündüğümüzde neden bolluk yaşanmıyor? Tamamen o zaman biz aynayı kendimize çevirmeliyiz. Biz aslında hep bunu yaparız Teta'da. Yani aynayı kendimize çeviririz. Yani ben ne yaşadım, ne öğreniyorum, ne hissettim, ne zaman hissettim gibi bunlara bakarız. Şimdi his yüklemesi dediniz ya, bu sevgili Recep Özer'i de davet ettiğimde o da bahsetmişti ve hani ondan da çokça biliyorum, o da çok fazla yapıyor bu his yüklemesi. Nedir bu his yüklemesi? Ne yapıyorsunuz? His yüklemesi, yani şöyle diyelim ki siz mutluluk hissini hiç bilmiyorsunuz. Hayatınızda yaşamadınız ya da mutluluğu yanlış kodladınız. Öncelikle his yüklemesinde bir belirli bir kalıp var. Onu hani sayfamızdan bakarlar. Aslında biz farklı böyle kodladığımız için o hissi de hissetmek için o koda ihtiyaç duyuyoruz. Yani nasıl işte mutlu olmak için korkmalıyım gibi. Şimdi aslında siz korkmadan da mutluluğu bilmelisiniz. Bu bir kök inanç diye geçiyor. Şimdi biz sadece bu kök inancı değiştirmeden, mutluluğun eğer ki sizde bir tanım yoksa, yani yaradan tanımı olmalı diye söylüyoruz bunu. Yaradan tanımı yoksa, sadece his olarak yüklediysek, mesela ben bugün diyelim ki sayfamdan mutlu olmanın nasıl bir his olduğunu yükledim. Şimdi his yüklemesine yaptığımız olay şu. Aslında biz beyindeki nöronlara o hissi tanıtıyoruz ve bir süre sonra nöronlar ona göre bir şablon izlemeye başlıyor. Çünkü belki de siz bunu genetikte kaybettiniz, bu hissi hiç size aktarılmadı. Belki de çocuklukta bir travma yaşadınız ve bu his size aktarılmadı. Şimdi his yüklemeleri der, vayana yara bandı gibidir der. İyi hissettirir, geçici olarak iyi hissettirir. Çünkü arkada yatan işte o mutlu olmak için korkmalıyım kaydını değiştirdiğinizde, blokajı dönüştürdüğünüzde
mutluluk hissini yüklediğinizde o mutluluk hissi kalıcı olur der. Burada aslında olumlamalara da girmek gerekiyor. Şimdi tamamen bizim hani Teta'da, Teta Healing'de yaptığımız şey şu: anda değişim, dönüşüm. İşte mutlu olmak için korkmalıyımı değiştirdik, mutluluğun hissini yükledik, kalıcı oluyor. Yani kişi tabiri caizse mutluluk hissini hem yaşamaya hem yaymaya başlıyor frekans olarak. Şimdi olumlamada işte aynanın karşısına geçiyor ve sürekli işte ben mutluyum, ben mutluyum, ben mutluyum bunu söylüyor, değil mi? Bakıyor ki bir süre sonra ya bu olumlama işe yaramıyor. Neden bu olumlama işe yaramıyor? Çünkü senin arkada çalışan bir bilinçaltı kodun var. Yani sen mutlu olmak için, mutluluğu hissetmek için korkman gerektiğine inanıyorsun, acı çekmen gerektiğine inanıyorsun. Belki de çocukken işte annen seni dövdü ve sana dedi ki aslında ben seni sevdiğim için dövdüm dedi. E sevmek için sen ne yaptın? Sevmek için acı çektin orada. Üzüldün. Yani böyle kodlamalar var aslında. His yüklemeleri de sadece his yüklemeleriyle bile gerçekten kendi frekansı yükselen, kendini iyi hisseden bir sürü de insan var. Bunu da hep yazıyorlar böyle teşekkürler. Yani ben hiçbir şey yapmadım. Sadece bu his yüklemelerine evet dedim ve gerçekten kendimi çok iyi hissediyorum, çok teşekkür ederim diye çok mesaj atan da oluyor. Şey güzel sanırım orada. İnsanların bunu yapabiliyor olacaklarına inanmasına bir vesile olmak aslında bir noktada da sanki bana biraz da öyle geldi. Evet, bu bakın yapılabilir. Orada şeyi aktif ediyor aslında bilmeden de. Evet, ben bunu yapabilirim aktif ediyor aslında. Evet, kesinlikle. Yani tamamen öyle. Şimdi bu Teta için de şöyle der, yani hani siz bu tekniği öğrenmek, uygulamak istiyorsanız bir yaratıcıya inanmanız yeter der. Yani her şey bir yaratıcının olduğuna inanmakla başlıyor ve aslında ol der oluverir mantığı işliyor. Yani onun arka planında sen derken hani genel anlamda, yani tamamen bilinçaltın neye inanıyor yani. Teta'da yaptığımız şey artık hani benim olmaz diyen tarafımı bırakıp yaradan ol der, oluverirle tam bir teslimiyetle teslim olduğum, Allah'ım sen bilirsin dediğim nokta. Yani o kadar derin, değiştiren, dönüştüren. Evet, orada sevgili işte tekrar hani Recep Özer'den de tekrar bir sürekli çok fazla kullandığı için ben hani nasıllar yaradanın işi, nasıllar evet, bizim işimiz değil. Hani evet, bu çok güzel bir kelime. Hani sen niyeti açığa çıkar, gerisini bırak, nasıllar senin işin değil. Gerçekten öyle. Yani niyetle başlıyor. Yani niyet ediyorsun. Aslında kuantum alanında hani o sonsuz olasılık deryasında bir niyetinle bir düğmeye basmış oluyorsun. Yani özellikle burada hani ruh eşine de girmek lazım Sinan Bey. Çünkü o kadar çok böyle geliyor ki hocam ruh eşimi bulacak mıyım? Bir ruh eşi çalışması yapsak falan diye. Bu arada mesela özür dilerim, ruh eşine girdik diye şunu söyleyeyim. Ruh eşi illa karşı cins olmak zorunda da değil. İnsanlarda sanırım öyle bir yanılgı var. Evet, eğitimde anlatıyoruz Sinan Bey, diyoruz ki hani ruh eşi istiyorsanız cinsiyetini belirtin, kadın mı erkek mi insan mı, çünkü sizin evcil hayvanınız bile sizin ruh eşiniz olabilir. Tamamen hani bu yaratım dediğimiz, bolluk dediğimiz, tezahür dediğimiz, işte dua aslında niyet dediğimiz olay şu: bilinçaltı netlikten anlıyor, yani ne istiyorsun, bana onu söyle diyor. O zaman sizin karşınıza tamamen net olduğunuzda ona göre seçimler çıkarmaya başlıyor. Şimdi ruh eşi dediğimiz olay aslında hani siz bir evlilik mi istiyorsunuz, bir aile mi kurmak istiyorsunuz? Tamamen nasıl bir insanla hayatınızı paylaşmak istiyorsanız, neye niyet ediyorsanız, istiyorumu bile kullanmıyoruz hatta, biliyorum kelimesini kullanıyoruz. Çünkü biliyorum dediğinizde ona göre yayın yapmaya başlıyorsunuz. Yani ben işte bu özelliklerde hani tamamen birlikte vakit geçirebileceğim, uyumlu olduğum, tamamen hani güvenilir, sadık,
her ayrıntısını belirtin diyoruz. Yani madde madde her ayrıntısını belirtin ve ona göre talep edin Yaradan'dan. Yani ondan sonra işte olursa olur, olmazsa olur noktasına geldiğimiz yer orası. Yani kabul desin. Yani onu yaptın, niyetini koydun, kabul desin ve gerçekten peşine düşmüyorsun. Yani Theta Healing'de bu da var. Der ki Vayana, hani bu sistemin kurucusu, siz der sadece hani aslında Yaradan'ın yaptığı şifaya şahit oluyorsunuz der kuantum alanda. Ve yapın, bırakın der. Yani tamamen kendisi de ilk başta ne yaptığını bilmiyor. Yani önce bir teyzesi rahatsızlanıyor, ona dua ediyor ve teyzesi iyileşiyor. Sonra başka birisine yapıyor. En son diyor ki yani ben hani kendi kanserini iyileştirmek için ben onlara yaptım. İşe yaradı. Ben kendim için de isteyeyim bunu diyor ve dua ediyor ve kendisi de iyileşiyor. Daha sonra bir öğrencisi vasıtasıyla bunun teta frekansında yapıldığı ortaya çıkıyor. Ne güzel. Yani çok güzel. Bu kök inançlarla alakalı dostlarımızın birkaç sorusu var. Kök inançları anlatır mısınız demiş Selin. Az önce muhabbeti geçtiği için buradan devam edebiliriz. Social Lady, selam herkese. Kök inancımızın ne olduğunu bilmeden dönüştüremez miyiz? Mesela ikili ilişkilerle ilgili aynı döngüleri yaşıyoruz ama kök inancı bulamıyoruz. Ne olduğunu bulmadan dönüştüremez miyiz? Demiş. Kök inançlarla alakalı böyle genel bir bilgilendirme ve nedir ne değildir'i konuşalım isterseniz. Yani burada biraz açıkçası bilmek gerekiyor. Nasıl dönüştüreceğinizi bilmek gerekiyor. Bilmeseniz bile şunu yapabilirsiniz kendinize. Öncelikle yaşadığınız konu her neyse, korku mu ya da işte özgüven mi mesela, başarı mı, neyin olmasını istiyorsunuz ya da neden kurtulmak istiyorsunuz? Yani ben genelde şunu sorarım, derim ki hayatında şu an değiştirmek isteseydin neyi değiştirirdin? Bir anda zaten hani böyle alan açılıyor bu soruyu sorunca. Şimdi kök inanç dediğimiz şey aslında o hani başarılı olmak için çocuklukta yaşadığın travma anında aldığın kararlar kök inançların oluyor. Şimdi bunu olumlamayla... Çok özür dilerim. Bunu açmadan önce şunu da dile getireyim ki hani bu bununla da bağlantısını da konuşarak açılsın konu diye. Şahit olduğum bir durum şu ki çoğu dostumuz neyin gerçekten inancı olduğu, neyin inancı olmadığı konusunda çok tereddütü var. Neyin gerçek duygusu, neyin gerçek duygusunun olmadığı konusunda çok inancı var. Bunun işte kök inançla bağlantılı olduğu için hani bu bilinmezlikte ben bunun kök inanç olduğunu veya bu gerçekten bana ait bir duygu ya da bu bana ebeveynlerimden, atalarımdan geçmiş bir duygu. Bende böyle bir şey yok olup olmadığının farkında olamıyor. Benim gözlemlediğim kadarıyla bununla bağlantılı olarak bu kök inançları da bir anlatmanızı rica edeceğim. Şimdi öncelikle burada kök inançlar dediğimiz hani ona mı ait yoksa atasına mı ait, bu tamamen biz kazma çalışması deriz Sinan Bey. Kazma çalışması esnasında çıkıyor. Yani gerçekten ona mı ait, o kendi 0-6 yaş dediğimiz o özbenlik seviyesinde mi bunu oluşturdu yoksa atalarından mı geldi? Bunlar kazma esnasında çıkıyor, yani kaynağı. Gel gelelim ki bunun dışında tamamen o atasından kendisine aktarılan oradaki kayıttan o ne kazanıyor onu da sorarız. Ve her şeyin ötesinde bizim için bütün travmalarda gittiğimiz nokta duygu ve durumdur. Yani ne hissettikleridir. Yani rezil mi oldu, aşağılandı mı, küçümsendi mi, üzüldü mü, kırıldı mı, incindi mi? Ve onun sonucunda bilinçaltı orada neye karar verdi? Bunu da bilinç halinde, yani biraz beyin frekansını yavaşlatmadan bulmak zor. Genelde insanlar bunu ne olacak ki der, yani hani hatırlamıyorum der, yani bilmiyorum der. Biz oradan bile mesela anlarız hani teta frekansına geçip geçmediğini. Çünkü teta dediğimiz beyin dalgası anıları ve hisleri tutuyor. Şimdi anıları ve hislere ulaştığınızda o şu anda hani beta frekansında olan birisine siz sorsanız ne hissettin o zaman deseniz
aman geçti gitti der. Şimdi teta frekansında ben sizden önce mesela hani akşamüstü bir seanstan çıktım. Dedi ki ilk defa dedi gittim dedi 4,5 yaşımda ben bunu hatırlamıyorum bile dedi. Yani tamamen işte o beyin frekansı düştüğünde yavaşladığında anılara gidiyor, hislere gidiyor ve orada şimdi bilinciyle hatırlamadığı duygularını hatırlıyor. Kök inançların oluştuğu nokta orası. Sadece tek kaynaktan gelmiyor. Bunu bilmek gerekiyor. Yani mesela aile diziminde çok fazla var ya atalar, atalar, atalar. Theta Healing'de hem özbenlik dediğimiz kendi çocukluk anılarımız, hem atalarımız, hem geçmiş seviye dediğimiz 14 nesil öncesi atalarımızdan kayıtlar geliyor. Ve onun dışında da ruhsal düzlemde siz daha bu dünyaya gelmeden önce nasıl sözler verdiniz? Oradan da geliyor. Yani dört ana kaynaktan geniş bir şekilde inançlar, kök inançlar bulunup değiştiriliyor. Şimdi en basit örneğiyle hani ben böyle herkesin anlayabileceği, hani Teta'yı bilmeyenler için anlayabileceği şekilde şunu söyleyebilirim. İşte o çocuklukta sen yaşadığın bir taciz olsun. Orada korkuyla ne hissettin ve neye karar verdiğin nokta, o anıya gittiğinde ne hissettiğini bulduğunda orada bilinçaltın seni hayatta tutmak için, hayatına devam etmek için nasıl kararlar verdiğini bulduğunda o kök inancındır. Şimdi o kök inancını nasıl değiştirebilirsin? Hiç bilmeyenler için mesela geçenlerde kendini ifade etmekle ilgili bir video çekmiştim. İlk ne zaman kendini ifade edemedin? Yani bunun için önce meditasyon yapmak lazım. O meditasyon zaten tamamen beyin frekansını yavaşlatmak için. Şimdi beyin frekansı yavaşladı. Gözlerini kapattın. Teta frekansına geçtin. Kendine sor. Ben ilk ne zaman kendimi ifade edemedim? Yani mutlaka bir yere gidecek. Bilinçaltı mutlaka onu bir yere götürecek. Götürmüyorsa da kendinize şunu sorun. Bilseydim, kendimi ifade edemediğim yeri bilseydim bu ne olurdu diye sorun. Yani oraya gitti ya, oradaki anıya gittiyse oradaki duygusunu soracak. Ne hissettiğini soracak kendine. Ve şu an eğitime girdik Sinan'a. Ya orada... Vallahi burada biz her yere her şeye girdik. Bir şey söyleyeceğim. Burada bilginin bütüne katkı olsun ve şifa olsun. Şey değil. Neler hani gerçekten öyle bir kaygımız yok. İşte çoğu hocamız bu platform, bu alanın enerjisine çıktığı anda gerçekten bu cümleyi çok duyduğum için söylüyorum. Ben bunları eğitimlerde anlatıyorum. Gerçekten de öyle oluyor. Yani akıyor. Sonuçta biz de akıştayız. Evet. Yani herkese katkı olsun. Yani illaki teta bileceksiniz, illaki alacaksınız diye bir kural da yok. Yani bunu fark ettiniz, orada hissettiğinizi buldunuz. Oradaki aldığınız karar için şunu söyleyin. Ben artık bundan, şimdi burada duygusal özgürleşme tekniğine de girelim biraz. EFT'ye de girelim. Şimdi o zaman bu soruya da cevap olacak. Kök inançlarımızı bulmak için evet, hayatımıza nasıl bakmalıyız? Geçmişe dönüp, yani şu anda diyelim ki iş yerinde bir şey yaşıyorsunuz, tamam mı? Yani sürekli size birisi iş yerinde eleştiriyor. Hiçbir şey illaki bir uzmandan yardım, çok derinse alın tabii ki de. Yani gözlerinizi kapatın. Sadece nefesinize odaklanın. Nefes alın, nefes verin ve kendinize şunu sorun. Beni ilk kim eleştirdi? Bu eleştirilme ne zaman başladı? Ve ben bu eleştirilmekten ne öğrendim? Nasıl kararlar aldım? Orada buldunuz ya, diyelim ki bizim gibi bulamadınız yani hani sonuçta teta yok ortada. Şunu söyleyin kendinize, burada duygusal özgürleşme tekniğini de artık herkes biliyor. Biliyorsunuz hani akupunktur noktalarımıza dokunarak biz tamamen duygusal özgürleşme yapıyoruz. Şunu söyleyin, bu şeydir hani EFT. EFT. Evet, EFT. Yani o anda hissettiğim eleştirilme duygusundan, benim bildiğim bilmediğim, bilinçaltımın tuttuğu bütün kayıtlardan şimdi şu anda özgürleşiyorum ve tamamen kendimi olduğum gibi derinden kabul ediyorum. Bu cümle bile yeter Sinan Bey. Yani Teta'nın üstüne ben hani gerçekten benim için Teta çok böyle yukarıda çünkü çok hayatımı değiştirdi, dönüştürdü. Çok minnettarım ve gerçekten İstiyorum ki yani diliyorum ki istiyorum iptal edelim. Herkes öğrensin. Çünkü hepimizin
ömrümüzün sonuna kadar bu tekneye ihtiyacımız var. Yani evinizden çıkıyorsunuz, yolda birisi durup dururken başınıza bir şey gelebiliyor. Yani ne öğrendim, ne kazanıyorum. Yani ben ilk Vanya Stiebel'in eğitimine gittiğimde şunu demiştim. Bu Mevlana'yı anlatıyor dedim. Yani derinleşmeyi anlatıyor, özüne dönmeyi anlatıyor. Yani kırgınlıklarınızdan, kızgınlıklarınızdan özgürleşin diyor. Yani kin, nefret dediğimiz olaydan. Korkularınızı bırakın diyor. Yani Yaradan'a teslim olun diyor. Yani tamamen bu hissiyata kapılmıştım. Ve gerçekten beni çok etkilemişti. Çünkü aslında o kırgınlıklar, kızgınlıklar, hani korkular bizi aşağı çeken enerjiler. Ki zaten hani boyutlar arasındaki frekans farkından dolayı biz o boyutları görmüyoruz. Yani amacımız burada tamamen temizlenip frekansımızı yükseltmek. Aynısı işte başarısızlık için de geçerli, bolluk bereket için de geçerli. Yani sen onları çözümlediğinde, o blokajları bıraktığında frekansın yükseliyor, inançların değişiyor. Yani tabiri caizse o bilinçaltı dediğimiz denizin derinleşiyor, yani berraklaşıyor ve artık bilinçli haline diyorsun ki bu olur, bu tamam diyorsun. Yani hani olsa da olur, olmasa da olur deyip kabule geçiyorsun. Yani Allah'ım sen bilirsin noktasına geçiyorsun. Bu da eminlik dediğimiz durumu ortaya çıkartıyor zaten. Emin olduktan sonra. Derinlik. Saime'nin sorusu vardı. Oğlum 13 yaşında başarılı olma travmaları olduğunu fark ediyorum ve maalesef ki bunların sebebi benim. Bunları nasıl dönüştüreceğimi bilemiyorum. Ben dönüşünce o da dönüşür mü? Evet, şimdi çok güzel. Hüzünleniyorum böyle özellikle. Yani anneler hikayeleri anlatınca. Benim de bir kız çocuğum var. Şunu bilmek gerekiyor. Öncelikle özellikle 0-6 yaş döneminde çocuklar ebeveynlerinin aura alanından besleniyorlar. Genelde biz orada anneye tercih ediyorsa babaya, genelde babalar çok tercih etmiyor. Annelere çalışmalar yapıyoruz. Şimdi anne değiştiğinde, annenin bilinçaltı değiştiğinde, dönüştüğünde çocuk da değişiyor onun aura alanından beslendiği için. Hatta 12 yaşına kadar bu genelde annelere çalışmayı tercih ediyoruz. Anneler için de ayrıca orada hani ben EFT'yi de kullandığım için duygusal özgürleşme tekniğiyle şunu söylüyorum. Diyorum ki mutlaka ona gece konuşmaları yapın. Çünkü bilinçaltı açık. Hatta böyle EFT birkaç tane hani danışanım için de yazmıştım. O direkt onların travmalarına yönelik hani danışmanlık bitiyor. Arkasına hemen yazıyorum. Diyorum ki bunu mutlaka hani çocuğuna gece diyorum 20 gün 21 gün yap diyorum. Bununla ilgili mesela genelde biz bunları paylaşmıyoruz. Çünkü hepsi mahremiyet biliyorsunuz yani insanların özelliği. Bir tane danışanıma mesela şunu söylemişti bana. Dedi ki normalde konuşmuyordu. İlk defa konuşmuş dedi okulda. Yani ve ben çocuğa değil anneye çalıştım. Yani annelere çalışıyoruz orada. Özellikle o hamilelik dediğimiz süreçte 9 ay öncesi, 9 ay sonrası, doğumdan sonrası, siz ne yaşadınız, çocuğa ne aktarıldı, bunların hepsi çok kıymetli, çok değerli. Anne değiştiğinde çocuk da değişiyor. Ekstra hani böyle gece konuşmaları da yapabilirler. Tekniği öğrenmeyi de seçebilirler. Hani burada danışmanlık almayı da seçebilirler. Tamamen tercihlerine kalmış. İçinden geldiği gibi de, şimdi herkesin maddi durumu yok. İçinden geldiği gibi de ona tamamen hani bu travma sana ait değil. Bu aslında bunu ben yaşadım gibi gece konuşmaları da yapabilir. Aslında işte tam olarak bu kanalda da bunu yapıyoruz. Benim sevgili eşim Nazlı da bir takım açılımlara, şifalandırmalara sebep oluyor çok şükür. Benim bu kanalda az önce hani size artık eğitime girdik. Evet, çok şükür ki bu, yani dostlarımız, yani ben işin şu kısmındayım. Bilgi zaten var. Bilgi her yerde var, her şekilde var. Tabii ki de hani maddi karşılığını verebilenler bunu alabilir ama buna ulaşamayanlar için de her zaman bir ulaşılabilirlik olsun
konumundayım. İşte bu akşamki konuştuklarımız da genelde hep bu yöndeydi. İşte bunları yapabiliriz. En basit örnek az önce işte Saime Hanım'a verdiğiniz cevap. O rüyasında, o uykusundayken başında konuşun. İşte anlatın. Veya kişi kendiyle kaldığı anda bile hani kendi kendine bunu telkin etmesi. Az önce bir soru vardı. Teta'ya nasıl gireceğiz? Yukarılarda kaldı. Teta'ya giremiyorum. Giremiyorum yani, gibi. Yani nasıl ineceğiz bilinç altına gibi. Hı. Mesela hani evet hani dostlarımız şunu bilemiyor olabiliyor. Çok normal. Hı hı. Yani bu bir uzmandan destek almak güzel ama az önce sizin de bahsettiğiniz gibi herkes için bu olanakta olamayabiliyor. Evet. En azından böyle bu küçük fikirler, bu küçük uygulamalar bir takım açılımlara yol açıyor ve çok güzel oluyor. Ben de bu alanın büyümesi konusunda elimden geldiğince her zaman destek olmaya niyet ettim. Evet. Şimdi şunu yapabilirler. Sayfamızdan, Instagram sayfamızda şey var Sinan Bey. Meditasyon var. O meditasyonu dinleyip yapabilirler. Burada önemli olan şunu hatırlamaları. Beyin bir kas gibidir. Siz yaptıkça buna alışır. Yani ilk başta, ilk yaptığınızda geçemeyebilirsiniz. 1, 2, 3 derken artık beyniniz teta frekansına geçmeyi öğrenir. Teta frekansına geçmeyi öğrendiğinizde de aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Zihnimizden arınıyoruz o susmayan, böyle sürekli arkada konuşan, böyle huzursuzluk, huzursuz eden, yani bizi anda tutmayan duygular, durumlar var ya, teta frekansına geçtiğinizde derinleşiyorsunuz. Şimdi ilk yaptığınızda sıkılacaksınız. Bilginiz olsun. Yani ilk başta böyle, hatta genelde ilk bir ya duramıyorum, huzursuz oluyorum, gözümü kapatamıyorum diyenler oluyor. Ya da aksine çok rahatlayan, ilk defa böyle kendimi huzurlu hissettim diyenler de oluyor. Şunu hatırlayın, yani beyin bir kas gibidir, yaptıkça gelişir. Sayfamdan hani bulup o meditasyonu yapabilirler. Onun dışında da ücretsiz, mesela hani böyle bütüne katkı olmak için ara ara çalışmalar yapıyoruz. Mesela Zoom'dan toplanıyoruz. İşte EFT tekniğinden tutun Theta Healing'e kadar uygulama yapıyoruz. Onları takipte olabilirler. Onlara katılabilirler. Şimdi Theta frekansına geçtiğinizde de bütüne katkı olmak için şunu söyleyeyim. Olumsuz yaşadığınız durum her neyse, hep kendinize şunu sorun. Bu ne zaman başladı? Ben bunu ilk ne zaman yaşadım? Orada ne hissettim? Ne öğrendim? Ve ben bundan, hani öğrendiklerimi öğrenip artık bundan özgürleşmeyi seçiyorum. Bunu yapmak bile, orada hani teta frekansında bunu yapmak bile değiştirip dönüştürüyor. Yani illaki şöyle yapılacak, böyle yapılacak değil. Gel gelen ki çok derinlerde ciddi bir travmanız vardır, çözülmüyordur. Yani ben bunu yaptım, çözülmüyor diyorsanız da onun arka planına bakmakta, derinleşmekte de fayda var. Çok zorlanıyorum anda kalmayı, güzel zaman geçirmeyi demiş mesela. Ve devam etmiş. Daha iyi halimi yaşamak istiyorum. Spor, ev işi gibi ama yarıda bırakıyorum. Onu yarıda bırakan şey ne? Hayatında ilk ne zaman yarıda kalmış? Yarıda kalmış hissetmiş kendisini. Ne zaman başlamış bu? Tamamlarsa en kötü ne olacak? Gibi sorularla alan açalım. Katkı olsun. Yani burada... Şey önemli değil mi? Özür dilerim. İnsanın kendisine soru sorabiliyor olması çok önemli burada. Evet, evet. Yani şu an aslında sizinle yaptığınız şey, kendimize kazma nasıl yapacağız onun üzerinden geçiyoruz. Normalde biz hani karşılıklı çalışıyoruz hani Teta'da. Gel gelelim ki bununla beraber kendimize nasıl çalışacağımızı da bilmemiz gerekiyor. Şu an onun üzerinden gidiyoruz. Herkes yapabilir. Yani sadece dediğimiz gibi ilk başta bir yaratıcıya inanmak yetiyor. Çünkü sizi iyileştiren, dönüştüren, şifalandıran kişi aslında tamamen yaratıcı. Yani yaradan oluyor. Ve biz buna şahit oluyoruz. Yani onun yaptığı şifaya şahit oluyoruz. Çok şükür. Fatma demiş ki merhaba, ben
Eşim de terfi ettim. Ben de eşime terfi ettik. Beklemede kaldı bu gelişme. Hayatımın bir bölümü böyle beklemede nasıl çözülür diye bir Evet. sorusu var. Şimdi beklemede kalmak ona ne kazandırıyor? Ne hissettiriyor? İlk hayatında ne beklemede kaldı? Hep ilkini soruyoruz yani. Çünkü ilk orada başladı yani. Olay orada başladı. Değişim için ilk Bilemediği başladı. durumlarda, hatırlayamadığı durumlarda zaten oraya götürülüyor. Teta frekansındaysa genelde hatırlıyor. Genelde şunu söylüyor. Mesela bilmiyorum diyorsa bilinçaltı kaçıyor. Biraz hazır değil gibi. Şöyle anlatıyor Vanessa Tarbell. Sinan Bey diyor ki bilinçaltınız bir soğan gibidir diyor. Açtıkça açılır. İnançlar böyledir diyor. Önce üstteki hani inançlar gider. Sonra daha derindeki inançlar gitmeye başlar diyor. Yani ben kendime mesela uykusuzlukla ilgili 3 kere çalıştım. Yani üçüncüden sonra daha huzurlu, daha rahat. Ama bunun ötesinde ben önceden, bu benim hani doğum haritamda da vardı, uyku ile ilgili kayıtlarım, o yazılımla geldiğim yani. Tamamen bunu ben tetayla değiştirdim, dönüştürdüm. Şimdi bu soruyu bu söylediğinizin Hı-hı. üzerine özellikle verdim. Social Lady demiş ki tek çalışmada tüm blokajları çalışabiliyor muyuz? Şimdi sizde uykuyla olan sorunu 3 defa sonrasında Evet. çözümleyebildim. Mesela bolluk bereket blokajı, ilişki blokajı, sağlık blokajı hepsini tek çalışmada temizleme yapabiliyor muyuz? Yoksa her biri için ayrı ayrı açılımlar mı yapmak Şimdi gerekiyor? nasıl oluyor biliyor musunuz? Aslında bu çok güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Çünkü herkes bunu soruyor. Şimdi öncelikle bizim bir konuya başladığımız nokta oluyor. Mesela korku oluyor ya da işte bolluk bereket oluyor ya da işte evlilik oluyor, ruh eşi oluyor gibi gibi. Şimdi ilk başta başladık. Onun ötesinde tamamen teta frekansında o kişi çok farklı travmalara da gidebiliyor. Aynı anda bolluk bereketle ilgili blokajı da çözümleniyor, korkusu da çözümleniyor gibi. Kişiye bağlı yani tamamen hani onun hazır olması, alan açması, sorulara cevap vermesi, bunu bırakmaya gönüllü olması ve oradaki değişimi alıp kabul etmesi. Bunlar da mümkün. Yani mesela bugün işte diyelim ki ben çalışmaya başladım. Başladığım konu tamamen bolluk bereketti. Ama gel gelelim ki derinlerde değersizlik, yetersizlik, özgüvensizlik. Yani bakın normalde ben neyle başladım? İşte yıllardır duran bir işi için çalışıyorum. Yani hani 15 yıl çok güzel çalışmış. 15 yıldan sonra işi tamamen kaybetmeye başlamış. Ve şu anda mesela hani kiramı zor ödüyorum diyor kişi. Arkada yatan kayıt ne? Tamamen değersizlik, yetersizlik, özgüvensizlik, başarısız olma ve başarmak için o hayatının ilk işe başladığı döneminde başarılı olmak için o kadar çok çalışmış ki gece birlere kadar eve gitmezdim diyor mesela. Ve bunun başlangıç noktası ne? Aslında çok derinlerde annesi ve babası onu çocukken daha çocuk yaşlarda zorla evlendirmiş ve o da kendi hayatını kurmak için yıllar sonra kendi işini kuruyor, kendini kanıtlama. Yani bilinçaltı çok komplike. Yani o kadar çok örnekler var ki hani bunlar zaten hani isim kesinlikle verilmez. Çok paylaşmayı da doğru bulmuyorum. Çok kişiye özgü. Yani bazen şöyle oluyor Sinan Bey. Yani ben hani yaptığım seans sayısını bilmiyorum. Ben kök inancı yazıyorum. Birazdan söyleyecek zaten diyorum. Yani böyle oluyor. Çünkü şeyi çıkarıyorsunuz. Yani onun tamamen bilinçaltı kodlarını çözümlüyorsunuz anlattığı hikayeden. Çok böyle inanılmaz bir şey. Yani bilinçaltı çok inanılmaz şeyler yapıyor. O yüzden biz ona hükmetmeliyiz. O bize değil de. Aslında bir yandan da şey gibi değil mi? Hani sonuçta hayatın kendisi matematik ya. Sonuçta bu işin de matematiği açığa çıkmış oluyor bir şekilde. Hani bu bilinçaltı kodlarının matematiği de açığa çıkmış oluyor aslında. Yani orada da şöyle bir şey var. Tamamen der hani Vayana, kişi söylemeden siz söylemeyin der. Bir defa biz yargı salandayız çalışırken.
Çünkü insanlar size çok büyük travmalar anlatacaklar. Yediği dayaklardan tutun da uğradığı tacize kadar başına ne geldiyse hepsini paylaşabiliyor. Yani bir defa hani burada mahremiyet ilkesi çok önemli. Onun ötesinde de tamamen o kişinin orada hani nasıl kararlar aldığını, neye inandığını, hayatını bununla nasıl şekillendirdiğini, bunu bıraktığında neler olacağını, yani hani bunlar değiştiğinde, dönüştüğünde frekansı değişiyor, enerjisi değişiyor. Yani mesela bir tane uygulama var, çok basit bir uygulama, ruhsal boşanma uygulaması, ruh parçacıklarını ayırma. O kadar çok teşekkür ediyorlar ki, ya kendimi rahatladım, valla eski sevgilimden bir bağlarım koptu, önüme bakamıyordum. Paylaşabileceğimiz bir şey mi? Ruhsal boşanma uygulaması mı? Ya yani onu şöyle postun altına evet yazsınlar, zaten biz herkes için yapıyoruz yani ruhsal boşanma uygulamasını. Şimdi ruhsal anlamda hani siz hayatınızın bir döneminde işte söz vermiş oluyorsunuz birisine, işte asla senden ayrılmayacağım. Yani ruhsal evlilik bağı diye geçiyor bu. İşte annesinden tutun da evcil hayvanına kadar, işine kadar bunu geliştirmiş olabiliyor. Bu insanları çok farklı etkiliyor. Mesela böyle durumda olan insanlar bazen normal hayatta evlenemiyorlar. Evliyse evliliğine adapte olamıyor, evlilikte sorunlar yaşıyor. Ya da tamamen diyelim ki o evliliğin içerisinde annesiyle bilinçaltı evli ya, işte çocukken işte annesi babasını kaybetti, annesi yalnız kaldı. O da dedi ki işte anne seni asla bırakmayacağım. Ve sonra hayat planında, işte kadersel planda evlendi. Kendi evliliğinin içerisinde bir şey oluyor, hep anneyi arıyor. Anne şunu yapacağız, nasıl yapalım gibi. Yani karşıdaki çifti yok yani. O kadar çok etkiliyor. Ve daha çok mesela geçmişte kalan sevgililer. Yani geçmişte kalan sevgili var ama bir türlü zihninden, kalbinden onu atamıyor. Hep onu düşünüyor. Dolayısıyla da yeni hayatına adapte olamıyor. O bunu yaptığımızda gerçekten inanılmaz bir rahatlama geliyor ve nasıl değişti? Yani... Ama bir şey diyeceğim, bunu herkes yapmıştır ya. Sanki şöyle düşündüm. Herkes hayatında ya sen hayatımın bir tanesisin, sen şöylesin. Yani bu illa hani şey olarak değil, ilişki olarak değil, annesine ya da işte yani dediğiniz gibi kedisine. Evet. Bu cümleyi kurmayan yoktur gibi sanki. Tabii çok yani ya, sadece o cümleden yola çıkmak değil aslında, mesela özellikle 0-3 yaş döneminde güvenli bağlanma olayı var. Şimdi orada bir güvenli bağlanma olayı olmadıysa, yani kişinin annesiyle arasındaki o güvenli bağ gerçekleşmediyse ya da anne dışında herhangi biriyle bu güvenli bağ gerçekleşmediyse, mesela bağlanma durumu yaşıyor sürekli birilerine. Yani bakın, bağlılık değil, bağlanmak çok başka bir şey. Yani hani bağımlı yani kişi. Dolayısıyla da hayatını etkiliyor. Yani hani bundan özgürleştirdiğinizde inanılmaz bir böyle rahatlama gerçekleşiyor. Çok basit bir uygulama ama ben hatta ilk eğitimde hani bunu öğretiyoruz. Diyorum ki ruh haliniz değişecek bunu yaptığınızda. Kendinizi özgür hissedeceksiniz, rahat hissedeceksiniz. Çok inanılmaz çalışmalar var zaten. Hani kırık ruh şifası dediğimiz, hani kırılmış ruhunu şifalandırma, anne karnı şifası dediğimiz. Yani sadece o anne karnının 9 ayına bile tek tek anne karnında ne hissettin, hani orada ne öğrendin, bunları bile değiştirip dönüştürmek mümkün. Ne güzel. Çok şükür. Şimdi Social Lady demiş ki... Ufacık bir çalışmacık yapsaydık, uygulamalı mini minicik demiş. Şimdi meditasyon yaparız. Sinan Bey, meditasyon, böyle sözünüzü böldüm galiba, kusura bakmayın. Estağfurullah. Ben bunun cevabını alayım, sonra sevgili Erkan'ın bir sorusu var. Eğer buna gelecek olan cevaba göre Erkan'ın sorusunu vereyim, bunu yapabiliyorsak yapalım, yoksa son sorularla da yavaş yavaş... Tamam. Bugün de sonlandıralım. Şimdi kazma çalışmasını size yapmayayım isterseniz yayında. Özellikle talebinize göre yaparız size. Şimdi çocukluğa gidip. Yok, bana yapmayın zaten. Şu an herhangi bir şeyle yüzleşmek istemiyorum. Yani meditasyon yapabiliriz. Böyle küçük his yüklemeleri yapabiliriz. Zaten ben yani hani bayılıyorum yani. Hani teta meditasyonu. Şöyle yapalım mı?
Bir olumlama üzere olabilir, bir his yüklemesi olabilir veya küçük bir Olur. meditasyon gibi bir olumlama his yüklemesi Olur. olabilir. Böyle bir uygulama varsa, Var. yapabiliyorsak süper, Zihnimiz harika. var. O zaman şu soruyla, sevgili Erkan'ın sorusuyla devam edelim. Sonrasında uygulamamızı yapıp dostlarımıza da teşekkür edelim. Tamam. Erkan demiş ki, mükemmelliğin engeli eksiklerimiz mi? Eksiklerimiz hep var olacaksa bir ömür bizimle, bizler bir ömür boyu mükemmelliği mi kovalıyoruz? Şimdi mükemmeliyetçilik bir kod. Mükemmeliyet olma zorunluluğu da bir kod. Mükemmel olmazsa olabilecek en kötü şey ne? Mükemmel olursa, yani o mükemmelliği tamamlarsa ne kazanmış olacak? Neyi tamamlamış olacak? Ona bakmak gerekiyor. Böyle. Peki. Yoksa kovalamak değil. Şimdi o zaman ben ekranda sizi tek bırakacağım. Kendimi yayından alacağım. Buradayım. Tamam. Lakin görüntüde olmayacağım. Çalışmamıza niyet edelim. Şifa olsun. Tamam. Hep birlikte yapalım o zaman. Ekran başındaki dostlarımızla. Yani öncelikle hani rahat olabilecekleri bir yere geçsin. Ortam sessiz de olabilir. Sessiz, sakin. Evet. Şimdi eğer hazırsanız gözlerinizi kapatabilirsiniz. Öncelikle nefesinize odaklanın. Derin derin nefes alın ve nefes verin. Ve nefes alıp verirken enerjinizi kalbinizde merkezleyin. Ve kalbinizde merkezlediğiniz bu enerjiyle birlikte toprağa gittiğinizi imgeleyin. Şimdi toprağa bastığınızı görün. Toprakta yürüyün. Ve topraktan yepyeni bir enerjiyle ayak tabanlarınızdan bedeninize girin. Ve bedeninizde ilerleyin, ilerleyin. Şimdi başınızın üzerinden çıkıp bir ışık topunun içerisine bindiğinizi imgeleyin. Ve bu ışık topunuza bir renk verin. Bu ışık topuyla birlikte gökyüzüne doğru yükselin, yükselin. Evrenleri geçin. Beyaz ışıkları, karanlık, tekrar beyaz ışıkları geçin. Altın sarısı ışıkları geçin. Ve jölemsi yapıdaki gökkuşağı renklerini geçin. Şimdi pembe bulutları geçip incimsi parlaklıkta bembeyaz bir kapıdan içeri girdiğinizi hayal edin. Ve içeri girdiğinizde ışık topunuzdan çıkıp o beyaz ışıklar içinde daha yukarı daha yukarı ilerleyin. Ve şimdi sadece saf sevgi enerjisinin tüm bedeninize, her bir hücrenize dolduğunu görün. Gözlemleyin alanınızda. Tamamen Yaradan'ın koşulsuz sevgi enerjisi alanınıza akıyor. Bu sizin doğuştan hakkınız. Sevilmek için herhangi bir koşul yok. Ve şuna niyet edelim öncelikle. Bedenimizde bulunan, alanımızda bulunan, auralarımızda bulunan, evimizde bulunan, bize hizmet etmeyen, ihtiyacımız olmayan negatif enerjiler, bunlar göz, nazar, büyü, ahlar, beddualar, lanetler,
başkalarının bize yaptığı psişik saldırılar, kancalar ve boş gezen hafıza ve hatıralar ve ihtiyacımız olmayan, bize hizmet etmeyen negatif duygular, bunlar öfke, kırgınlıklar, kıskanlıklar, pişmanlıklar, reddedilme, kaygı, korku, endişeler, aklınıza ne gelirse hepsinin yaradan ışığına gitmesini isteyin. Allah'ım benim üzerimde bulunan bu negatif enerjileri, negatif duyguları temizle. Beni şifalandır. Ve boşalan tüm yerlere koşulsuz sevgi yüklediğin ve şimdi enerji alanınızdan, bedeninizden bütün bu olumsuz duyguların çıktığını görün. Ve her bir hücrenizin de koşulsuz sevgi enerjisiyle dolduğunu görün. Ve öncelikle şükretmenin nasıl bir his olduğunu bilmek ister misiniz? Şükretmek sizin için mümkün, kolay, güvenli. Nefes almak, nefes aldığını hissetmek sizin için mümkün, kolay, güvenli. Bolluk ve bereket içerisinde olmak, bolluk ve bereket içinde yaşamak. Bol bol para kazanmak, bol bol paraya sahip olmak sizin için mümkün, kolay ve güvenli. Mutlu olmak, sağlıklı olmak, sevmek, sevilmek, bunlar sizin için mümkün, kolay ve güvenli. Bunlar alanınıza, evet dediğinizde enerji alanınıza yüklensin. Ve hissedin, Yaradan sizi koşulsuz sever, hatırlayın. Kendimi seviyorum, ben değerliyim, ben yeterliyim. Bunların da nasıl bir his olduğunu, sizin için mümkün, kolay, güvenli olduğunu bilmek isterseniz evet deyin. Ve geçmişi geçmişte bırakmayı biliyorum, anı yaşamayı biliyorum ve geleceğe güvenle bakmayı biliyorum. Şimdi beni aşağı çeken bütün olumsuz duygularımı geride bırakıyorum ve güvende olduğumu, Yaradan'a güvenebileceğimi, Yaradan'ın her an beni desteklediğini biliyorum. Bunlar benim için mümkün, kolay, güvenli ve layığım ve ben bunlara izinliyim. Bu hislerin size yüklenmesi için evet deyin ve alanınıza yüklensin evet dediğiniz anda. Ve şimdi teta frekansından çıkmak için öncelikle bir suyun altında durulandığınızı hayal edin. Ve sonra tekrar toprağa bastığınızı görün. Ve şimdi topraktan monitörlenmiş enerjiyle kalbinize gelin. Ve hazır olduğunuzda gözlerinizi açın. Evet, katkı olsun herkese. Evet, Sinan Bey, orada mısınız? Geldiniz mi? Çok şükür. Yüreğinize sağlık. Sizin de. Benim için çok kıymetliydi bu arada. Yani ben Düşüncenin Gücü sayfasını çok seviyorum. Gerçekten böyle ara ara böyle dinliyorum. Çok iyi geliyor. Herkese alan açıyorsunuz. Yaptığınız çok kıymetli. Çoğalarak, katlanarak da size dönsün, hayatınıza dönsün, gelsin. Oldu bile. Oldu bile, oldu. Çok onur oldum. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Dostlarımıza, bu akşam burada bizimle olan dostlarımıza, bu yayını daha sonra izleyecek olan, çok daha sonra izleyecek olan tüm dostlarımıza, ki burada zamansız bir durumdayız. Size bu alanı büyüten, bu enerjiyi yayan herkese ben kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir geceydi. Çok keyifli bir saat 20 dakikaydı. İnanın yayın nasıl geçti yine çok güzel aktı, çok hoştu. Bu alanı bize ayırdığınız için tekrar teşekkür ediyorum.
Varsa son sözlerinizi alayım. Sonrasında dostlarımıza da teşekkür ederek bu akşamı sonlandıralım. Ben çok onur oldum. Çok teşekkür ediyorum. Umarım herkesin hayatına katkı olur. Bir ve bütüne katkı olur. Hepimize katkı olur. Öncelikle hep şunu söylüyorum. Kendinizden başlayın. Kendiniz değişmeden, dönüşmeden hiçbir şey olmuyor. Kendimize dönüp bakalım. Aynayı kendimize çevirelim. Daha güzel olsun hayatımız. Herkes mutlu olsun. Dileğimiz, arzumuz bu. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Onur duydum burada olmaktan. Çok şükür. Çok şükür. İyi ki varız. Kendinize iyi bakın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar.